Adım Berat Can, soyadım Davran, 21 yaşındayım. Antalya'dan geliyorum. Antrenörüm Mehmet Köktaş ve Halil Amir'e teşekkür ediyorum. Ben Muhammed Emmehdi. Önce teşekkür ediyorum antrenörümden Yunus Toprak'tan ki benim için emek harcadı. Super Fight Welterweight MMA 77.1 kilogramda yine 3 round, yine her roundumuz 5 dakika şeklinde olacak. İlk olarak mavi köşe, blue corner, Muhammed Memati Haşin. Welter Sıkkette bir Super Fight'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Pro Lig dahilinde finaller olmayan, yani final olmayan ama tabii ki bir süper fight olan bir karşılaşma. Muhammed Memati Haşin ve Berat-Can Davran karşı karşıya gelecekler. İranlı Muhammed Memati, Yunus Toprak'ın sporcusu, welter siklette 77.1 kilogramda oktagona çıkacak. Ve rakibi kırmızı köşe, Antalya'dan geliyor, Berat-Can Davran. Ve kendisinin rakibi Berat-Can Davran karşımızda. Antalyalı Asil Fight Club sporcusu. Yine Muay Thai camiamızda çok önemli bir isim olan Mehmet Köktaş'ın sporcusu kendisi. Evet, Berat-Can da pit alanında son kontrollerini yaptıktan sonra geldi. Önce mavi köşeyle başlıyoruz. İran'dan geliyor, 28 yaşında, 77.1 kilo, 1.75 boyunda. Antrenörü Yunus Toprak, Unisport Akademi'den mavi köşe, Muhammed Memati Haşin. Ve rakibi kırmızı köşede, Antalya'dan geliyor, 21 yaşında, 77 kilo, 1.85 boyunda. Antrenörü Mehmet Köktaş, Asil Fight Club adına lakabı Ottoman. Alkışlarla Berat-Can Davran. Müsabakamızın hakemi, uluslararası hakemimiz Nevzat Toprak. Karşılaşmamızı Nevzat Toprak yönetecek. Ve birinci round. Talimatlarını verdi Nevzat Hoca ve mücadelemiz başlayacak. Welter Siklette 77.1 kiloda Muhammed Memati Haşin ve Berat-Can Davran kozlarını paylaşacak. Herkes hazır ve mücadelemiz başladı. Mavi köşe Muhammed Memati, kırmızı köşe Berat-Can Davran. İhtiyaç olması halinde 5 dakikalık 3 round izleyeceğiz. Şimdi rakibin tekmesini yakaladı ve yere indirmeyi başardı Muhammed Memati. Sırtı kafeste, biraz daha nefes alması lazım Berat-Can'ın. Berat-Can Davran ayağa güzel kalkmayı başardı. Memati yalnız bırakmıyor Muhammed Memati Haşin. Takedown'u bir şekilde yine bitirdi. Kalçasını çok iyi kullandı rakibini yere almak için.
bir judo atışıyla üst pozisyona geçmeyi başardı. Şimdi gardı geçmek isteyecek. Yarım gardda zaten. Side kontrolü, yan kontrol pozisyonuna doğru gelmeye çalışacaktır. Tabii ki Berat'ın amacı oradan kurtulmak. Yerden kalkabildiğini gösterdi. Güzel dirsekler yalnız. Muhammed Mehmet Aşin bacağıyla özellikle rakibinin kolunu kontrol etmeyi başarırsa, ki bir denedi onu başaramadı. Bunu yapsaydı eğer Berat'ın işi çok zor olabilirdi şimdi. Sol diziyle gardı aşmak istedi, olmadı. Yüksek bir half guard. Full mount gibi vücut baskısı yapabiliyor şu anda Muhammed Memati Haşin. Berat kurtulma çabasında mı sırtını verdi? Yerden kalkmak isterken sırtını verdi. Muhammed Memati Haşin dirsekleri aradı. İstediğini bulamadı. Berat ayakta. İranlı sporcu Berat'ı bir kez daha yere aldı şimdi. Dirsekler geliyor. Dirsekleri yağdırmaya başladı off guard pozisyonundan. Berat biraz zorlanmaya başlıyor ve henüz daha round'un sona ermesine 3 dakikadan fazla bir süre var. Şimdi bir heel hook'a doğru gitmek istiyor burada Berat-Can Davran. İyi bir deneme ama tam uygun pozisyonda mı değil. Topundan yakaladı rakibini. Muhammed Memati kurtuldu. Bacak arasından çıkabilir burada Berat. Bir fırsatı var aslında, çok yüksekte. Muhammed Memati çıkarken rakibini bacağına yakaladı. İkisi de birbirinin topunu yakalamış durumda. %50, %50 dediğimiz pozisyon. Eğer ikisi de yere inseydi, iki tarafında bir knee bar veya heel hook veya başka bir ayak tekniği bulma şansı olabilirdi. Muhammed Memati kontrol etmeye çalışıyor rakibini yerde. Berat şimdi dönmeyi başardı tekrar. Armbar yakalayabilir mi buradan belki? Hayır, garda döndü. Muhammed Memati'den dirsekler. Çok almadı bunları, iyi kapandı. Berat-Can Davran. Güzel sollar geliyor Muhammed Memati'den. Berat ayağa kalkmayı başardı. Diz arıyor. Dirsekleri arıyor. Yukarıdan aşırı dirsek atmaması lazım. Muhammed Memati Aşin takedown'u bir kez daha buldu. Rakibinin kalçasını yere getirdi. Son 30 saniye ilk roundda. İki sporcu da ciddi efor sarf ettiler tabii ki şu ana kadar. Yorucu bir karşılaşma oldu şu ana kadar. Roundun son saniyelerine geldik. Kontrolü sürdürüyor Muhammed Memati Aşin. Ve ilk round bitti. İlk round sona eriyor. Muhammed Memati Aşin, Berat-Can Davran karşılaşmasında. Thank you.
İkinci round öncesi biraz nefeslenmeye, serinlemeye. İkinci rounda yine bu kadar yoğun geçebilecek bir ikinci rounda hazırlanmaya çalışıyor. Sporcular. Evet, son kontroller tamam. Evet, ikinci round öncesi bir moral alkışı. Şöyle bir enerji yukarıya çıkaralım sayın misafirler. İkinci roundumuz başladı değerli izleyenler. Enerji de harbiden yüksek bu arada. Hakikaten çok güzel bir organizasyon. Şöyle bir sağ kroşe denedi. Muhammed Memati alamadı istediğini. İlk roundda işlerin ne kadar ilginçleşebildiğini gördük. İkinci round bakalım nasıl gelişecek şimdi. Middle kick. Denk bir eşleşme Muhammed Memati Aşin ve Berat Can arasında sağ direk. Low kick ardından Berat Can. Oktagonu olabildiğince daraltmaya çalışıyor. Berat burada. Low kickler üst üste. Dıştan etkili geldi. Middle kick. Berat'ın tekmeyi etki yarattı. Muhammed Memati Aşin üstüne gitti. Yakalayamadı Berat Can Davran'ı. Çok daha temkinli dışarıda kalıyor ve isabetleri de buluyor. Berat. Muhammed Memati Aşin tek down'ı istiyor. Berat'ın tek down savunması hiç fena değil. Bolca. Görme şansına sahip olduk. İki bacaktan yakaladı ama kollarını birleştirmesi çok zor burada. Muhammed Memati'nin şimdi Berat. Şöyle bir boyundurukla yakalar gibi oldu. Muhammed Memati geri döndü. Berat'ın sırtı yerde ve tekrar half guard'da. Half guard'dan etkili olabildiğini görmüştük zaten Muhammed Memati'nin, yetmedi. Full mount'a geçmeyi başardı şu anda. Full mount'a geçmeyi başardı Muhammed Memati Aşin. Kolay bir pozisyon olmayacak. Beratcan Davran adına. Güzel bir sağ dirsek soluyla aradı. Bu sefer kapandı Berat. Kendini kurtarabilecek mi? Dönerse yan sırtını verebilir. Sırtını kaptırdı, dönmek istedi, olmadı. Muhammed Memati şimdi bir an yerde kalsa da bu mücadeleyi kazandı yine üstte, fakat mount'u kaybetti. Full guard'a dönmeyi başardı. Berat istediğini aldı. Ayakları rakibinin kalçalarında, biraz itmek istedi oradan. Berat istediğini alamadı ama güzel bir yumruk çıkardı. Boşluğu güzel gördü, güzel bir yumruk çıkardı.
Kafesin kenarında mücadele. Tam kafes kapısında hatta. Gerçekleşiyor mücadele şu anda. Berat kalkabilecek mi? Bakalım bir dizi yerde. Bu Muhammed'in tabii ki kafayı dizatmasını engelliyordu. Şimdi dizi havaya kalkınca Muhammed hemen denedi o kafaya dizi. İkinci bir tekten bitirebilecek mi bakalım. Bu roundda. Dirsekleri aradı. Muhammed takedown'la istiyor, takedown'ı bırakın. Rakibin yere çarpmayı başardı. Güzel bir slam. Roundu güçlü bitiriyor Muhammed ve Matyaşin. İkinci roundunda sonuna geldik. Üçüncü ve son round. Önemli olacak. Üçüncü rounda geçeceğiz değerli izleyenler. Üçüncü rounda başladık değerli izleyenler. Karşılıklı low kickler. Ayakta alçak tekmelerle başladık. Üçüncü rounda Muhammed Mehmet Yaşin takedown'ı aradı ve bulmayı başardı. Kafasını kurtarmayı da başardı. Muhammed Mert şimdi sırta doğru gelebilir. Yanında kalmayı tercih etti. Buradan yumruklarını kullanmaya çalışacak. Güzel döndü Berat ama cevabı gayet iyi. Muhammed Memati'nin ve full mount'a geçmeyi başardı. Full mount'a geçti. Berat kurtulmaya çalışıyor. Rakibinin sırtını almayı tercih etmiyor Muhammed Memati. Bu da Berat'ın kurtulması anlamına geldi. Şimdi kontrol Beratcan Davran'da. Ancak Muhammed Memati üste dönmeyi başardı. Pozisyon mücadelesinde gerçekten bir taktik savaşı var. Üç dakika 30 saniye var. Karşılaşmanın sona ermesine biraz daha az tabii. Yine boynu kontrol çabasında. Full guard pozisyonunda Muhammed Memati Aşin. Kontrol etmeye devam ediyor rakibini. Hakemlerin skor kartında şu anda Muhammed Memati Aşin'in üstün olma ihtimali yüksek. O yüzden maçı olabildiğince üstün pozisyonda bitirmeye çalışması anlaşılabilir ama Berat Can Davran da tehlikeli bir sporcu. Yani bir boşluk verdiğiniz anda
Müsabakayı bitirebilecek bir isim. Her iki sporcunun da dikkatli olması lazım. Muhammed hala üstte. Hala full guard'ta. Berat oradan kendini kurtarmayı başaramadı. Guard'ı geçmek için çaba harcadığını görmüştük Muhammed'in ilk roundlarda. Half guard'tan etkili olduğunu, full mount'a rahat geçtiğini istediğinde görmüştük. Burada full guard'ta kalmasının sebebi birazcık daha tabii ki süreye de oynamak açıkçası. Son bir dakikaya giriş yaptık artık. Berat'ın dirsekleri var. Enseye vurmaması lazım. Kafeste tutmaması lazım bu arada. Ama kendini oradan kurtarmanın bir yolunu bir türlü bulamadı. Hakeme bakıyor şu anda ayağa kalkmak için. Muhammed gereken miktarda tam olarak çalışarak pozisyonu korumayı başardı şu ana kadar. Tabii inaktif durumda hakem sporcuları ayağa kaldırır ama dediğim gibi gereken seviyede aktif kalmayı başardı Muhammed Memati Aşin şu ana kadar. Ve üçüncü roundu da tamamen üst pozisyonda bitirmeye doğru gidiyor. Mücadelemiz sona erdi değerli izleyenler. Sarılıyor Muhammed Memati Aşin ve Berat Can Davran. Karşılaşmanın galibine hakemlerimiz karar verecek ama Muhammed Memati Aşin zafere bir adım daha yakın. Hanımlar, beyler, müsabakanın sonucunda 3 hakemin de ortak kararıyla kazanan Mavi Köşe Muhammed Memati Aşin. Muhammed Memati Aşin kazanıyor değerli izleyenler. Evet. Bu süper fight'tan galibiyetle ayrıldı. Ödüllerini vermesi için lütfen aşağı inmeyin, burada bekleyiniz efendim. Ödüllerini vermesi için Beowulf Nutrition CEO'su Onur Hondaroğlu'nu, Sayın Onur Hondaroğlu'nu alkışlarınızla buraya davet ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sporcularımıza bir alkışlar rica ediyorum.